Efendim merhabalar. Bugün sizinle geçtiğimiz programda başladığımız ve uzun soluklu olacak, sakin sakin sohbet eder gibi herhangi bir bitirme kaygısı gütmek sizin yapacağımız bir seri. Ne o? Gerçek Atatürkü tanımak evet. adlı serimiz abi. Siyah Atatürkü değil, beyaz Atatürkü değil, gri Atatürkü konuşacağız. İnsan Atatürkü konuşacağız. Bu ikinci bölümü. İlk bölümde gayet iyi izlendi bu arada. Evet iyi izlendi. Çok teşekkür ederiz size. Demiştim ya bu serideki tek amaç başka hiçbir amacımız yok. Artık yeter diye avazım çıktığı kadar bağırmak putperest paganistlerle deccalcileri canınız cehenneme diyerek sizin gönlünüzdeki beslediğiniz puta paganca duygulara ve size göre bütün kötülüklerin anası olan deccale bunları besleyenlere canınız cehenneme. Hiçbiri bunların Atatürk değil. Atatürk bambaşka bir insan. Zübeyde'nin doğurduğu Ali Rıza'dan olma Atatürk ne bu tarafın anlattığı gibi ne de bu tarafın anlattığı gibi. Atatürk ortada yaşayandır. Bu duyguyu vermeye çalışıyoruz ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok. Atatürk birilerinin elinde sopa karşı tarafa vurmak yoksa sen buna karşı mı geliyorsun diyerek o korkunç bir kanun maddesi var. Eleştirmeyi bile yasaklıyor. Hakaret etmek zaten suç. Hakaret etmek Atatürk'e değil. Enes'e de hakaret etmek suç. Bana da hakaret etmek suç. Herkesi hakaret etmek suç. Bir insanı hakaretten korumak için o insana özel bir kanun maddesi çıkartmaya gerek yok. Zaten suç. Peki 5816 sayılı Atatürk'ün manevi hatırasını ve heykellerini koruma kanunu neden çıktı? Atatürk'ü hakaret engellemek için değil. Atatürk'ü eleştirmemek için. Atatürk'ü eleştirenlere dünyayı dar etmek için çıktı ve maalesef bu maddenin de altında Adnan Menderes gibi bu ülkede sağ muhafazakar mütedeyyin insanların İnönü'ye karşı bayraklaştırdıkları bir adam bulunmaktadır. Ve o adamın çıkarttığı bu maddeden, bu kanun maddesinden dolayı maalesef Atatürk'ü konuşmak bile zor. Ya çok ciddi anlamda yıkayacaksın, yağlayacaksın, ballayacaksın. Sarışın, mavi gözlü dev adamın gölgesinde uyumak cennetten bir köşe olsa gerek ey Rabbim. diye şiirler yazacaksın. Hatasız, kusursuz, günahsız, her şeyi birkaç el öncesinden tahmin eden ve ona göre davranan süper insan. Bir çizgi film karakteri, bir muhteşem hayal kahramanı, gönüllerimizin süpermeni biçiminde anlatırsan hiçbir hiç, hiç problem yok. Fakat ya Atatürk de burada yanlış yapmıştır, neden böyle bir şey yapılmıştır dersen hiç belli olmaz. Bir tane paganist gönlünde beslemiş olduğu puta, put derken Atatürk'ten bahsetmiyorum, Atatürk put değildir. Atatürk put olsaydı benim gözümde bugün bu program olmazdı. Enes, Atatürk senin putun mu? Değil abi. Bu yüzden biz bu programı yapıyoruz. Atatürk put olsaydı sizin gönlünüzde ya da ben put gibi benim gönlümde put yok da başkalarının gönlündeki putu kabul etseydim evet ya. Atatürk harbiden put deseydim ben bu programı yapmıyor olacaktım. Bu program Atatürk'ü putlaştıran paganist cahil cühela sürüsü üstelik canlı yayına çağırdığında korkup gelmeyecek ama sen arkanı döndüğünde senin hakkında bir sürü video yapıp seni eleştirecek kadar korkak ama arkanı döndüğünde de havlayacak kadar cesur bir takım paganistlerin gönlündeki putu yıkmak ve Atatürk'ü olduğu gibi anlatmak gibi bir derdim var. Lütfen benim derdimi yanlayın. Atatürk bir deccali değildir. Atatürk'ü deccalleştirenlerin yanlış yaptıkları, hata yaptıkları, ifrat, Atatürk'ü putlaştıranların gönlündeki put tun olduğu kadar tefrittir. Birisi övmekte abartıyor, birisi eleştirmekte abartıyor. Bir grup bütün kabahatlerin bütün suçların Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş bütün masonik, siyonist, üst akılcı, egozantrik, bilmem netik bütün zararlı faaliyetlerin altında Atatürk'ü ararken diğer tarafta sanki bir ilahi el gibi, sanki rahmani bir kuvvet gibi Allah'ın ta kendisi gibi Atatürk'ü görerek eleştirilerden, sözlerden biri bir biçimde her şeye ve her yere Atatürk'ü oturtmak istiyorlar. Her ikisinden de uzağız. Atatürk'ü eleştirmekte aşırıya gidip onu sanki bir İngiliz oyuncağı, onu sanki bir dış dünyanın kuklası, onu sanki Türkiye'de kötülüğün babası gibi gösterenlere olan mesafem ne kadarsa Atatürk'ü bütün güzelliklerin başında ve sonunda görenlere de mesafem o kadar uzaktır. Biz yaşayan, iz bırakan, doğru yapan, hata yapan, sevap olan, günah olan, işleri olan Atatürk'ü konuşacağız. Yani bilimsel anlamda gerçek Atatürk'ü oturtmak istiyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok. Geçen hafta biz nerede kalmıştık henüz? Bu arada geçen hafta nerede kalmışlıktan önce, geçen hafta ilk 9,5 dakika boyunca zaten bunları anlattın eleştirilmişsin bundan kaynaklı. Hiç gibi. önemli değil. Her bölümde bunu söylemezsen önceki bölümleri dinlemeyenler bu bölümde eleştiriyorlar. Her bölüm bunu söyleyeceksin ki eleştiren çünkü dinlemiyorlar. Çünkü seyretmiyorlar. Bana diyor ki Allah senin belanı versin diyor. Bana Instagram'dan yazmış. Allah senin belanı versin diyor. Utanmıyor musun diyor Atatürk'e diyor. Latife Atatürk'ü neden boşadı videosunda Vedat iftirasını atmaktan diyor. Öküz anlamıyor, dinlemiyor, seyretmiyor Enes ama eleştiriyor. O videoda bunu mu söylüyoruz? Tam tersini söylüyoruz hatta yani. Biz tam tersini, bu olmadığını anlatıyoruz. Ama her programda söylemezsen bir önceki programları izlemeyenler bizim niye bu, bunu yapmaya çalıştığımızı Herkesin ne zannediyorsun 1-2-3 diye devam mı edecekler? Önüne çıkan 3'ü seyredecek. Tabii o da var. Bu arada bu serinin ikinci videosu. Evet. İlk kez görenler için 6. dakikada falan artık açıklıyoruz ama. Önceki videoyu izlerlerse çünkü bir yerde kaldık. Atatürk'ü Hani dedelerinden başladık. Evet. Büyüttük. Okullara başladı. Bir yerde kaldık ve şimdi oradan devam edeceğiz. Ama önce bu uzun sürecek bir seri abi. Hiç acelemiz yok bu yüzden. Acelemiz yok videolar da uzun uzun olacak. Bu yüzden haftada bir Video atıyoruz. Evet. Haftada evet. bir'e düştük. Haftada bir'e düşürdük. Ama bu, bu programlık, bu belgesellik bir. Tabi, alttaki sesi boyunca. Bu bizim çünkü iyi, iyi hazırlanmamız gereken bir evet. içerik. Evet. Kontipire düşmeyelim yani. Bu içerik boyunca da bize çalışmak isteyen, bize reklam vermek isteyen, bu videoları sponsor olmak isteyen varsa da abi alttaki telefon numarasına veya mail adresine mail atabilirler veya telefon numarasını da arayabilirler. Evet. Dediğim gibi bu videolar haftada bir iyi hazırlanmış içerikler olacaklar. Biz bu seri boyunca sizle çalışmayı düşünüyoruz diyen firmalar, firma sahipleri veya reklam vermek isteyenler varsa da dediğimiz gibi mail adresine mail veya telefon numarasına WhatsApp'tan yazabilirler. Ayrıca arayabilirler. Nerede kalmıştık abi? 1899 tarihinde Manastır'daki okullarından sonra Selanik'teki okulları da bitiren Mustafa Kemal Efendi, Ali Rıza'nın oğlu Mustafa Kemal Efendi girmiş olduğu sınavlarla, bunlar hep sınavdır, öyle kimse kimseye torpil yapmıyor. Girmiş olduğu sınavları kazanarak İstanbul'daki bugün askeri müzi olarak kullanılan harp okuluna kaydını yaptırıyor. Kaydını yaptırdığı gün herkes okula, yani okula gittiği gün daha doğrusu biraz geç kalmış. Geç kalmasıyla alakalı hiçbir yerde neden geç kaldığı ile ilgili bir bilgi belge yok. Ama geç kalmış. Okula gelir. Okula geldiğinde bütün sınıflar belirlenmiş. Okul komutanı Rıza Paşa onu görür, beğenir ve Ali Fethi Bey ismindeki bir çocuğa der ki al bu çocuğu kendi sınıfına götür ve sınıfında bunu işte oturttur boş bir yere. Bu Ali Fethi Bey dediğimiz adam. Ali Fethi Okyar değil. Adı Ali Fethi o kadar. Ama Okyar değil. Ali Fethi, öğrenci Ali alır. Mustafa, 1899'dan bahsediyorum. Sadece parasız, pulsuz, beş kuruşsuz. Anası e, ikinci evliliğini yapmak zorunda kalmış. Babası ölmüş, yetim olarak. Anlayabiliyor musunuz o psikolojiyi? Evet abi. Gurbet ellerde. Bacısı ve anası Selanik'te kendisi İstanbul okumaya gelmiş bir çocuk. Ali Fethi alır sınıfında bunu boş bir yere oturtur. Mustafa Kemal Efendi'dir. Selanik'ti Mustafa Kemal Efendi. Şimdi gelelim anlatacağım şeye. Ortaokuldan beridir öğretmenleriyle hep Osmanlı Devleti'nin içinde bulunmuş olduğu ketenpereli duruma. Abdülhamit dönemi öğrencisidir Mustafa Kemal. Abdülhamit döneminde doğdu zaten. 1881 okulu ve yüz başılığı bin başılığına kadar olan dönemi hep Abdülhamit devrinde geçmiştir. Abdülhamittir yani Mustafa Kemal'i büyüten. Mustafa Kemal gibi entelektüel bir adam Abdülhamit devrinde okudu. Yani demek istediğin şu Abdülhamit döneminde eğitim o kadar iyiydi ki Mustafa Kemal kadar iyi askerler yetişti ki ana dili gibi evet. Fransızca biliyordu zaten. Aynen. Mimar Kemalettin gibi, Mimar Vedat gibi mimarlar yetişti Abdülhamit devrinde. Behçet Doktor Behçet Beyler gibi doktorlar yetişti. Behçet hastalığı falan var ya onunla alakalı ilerlemeli kat etti. Masar Osman gibi bir psikolog yetişti. Bakırköy'ü kurdu. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Maraşal Çakmak, Rauf Orbay, Ali Fethi, Ali Fuat, Mersinli Cemal, Cafer Tayyar, Refet Bele yani Kurtuluş Savaşı'nın o çok parlak adamları var ya, ismini okuduğumuz insanlar var ya Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar var ya hepsi Abdülhamit çocukları. Abdülhamit döneminde yetişen insanlar bunlar. Ve Abdülhamit dönemi peş peşe toprak kaybettiğimiz, peş peşe küçülmeye gittiğimiz, peş peşe zor günler geçirdiğimiz kötü günler ve yıkılacak. Sana şimdi soru. Türkiye Cumhuriyeti yıkılacak mı? Şu an hayır ha, abi. Ben şu an ne soruyorum? Hayır, yıkılmayacak. Osmanlı yıkılacakken Mustafa Kemal'i okuttu. Yıkılacakken Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacakken kimi okuttu? Var mı Atatürk? Bu sorum da en çok Atatürkçülere. Yani bu soruya Atatürk'ü sevmeyenler çok cevap verebilirler. Onlara sormuyorum. Bu soru onların muhatabı değil anladın mı? Bu soru Atatürkçülere. Bu soruyu tarihi 1923 ile, 1881 ile başlatanlara. Bu soru Osmanlı beni ilgilendirmiyor diyenler var ya bu soru onlara. Bu soru Cumhuriyeti taltif etmek için Osmanlı gömen şuursuzlar var ya onlara. Türk tarihini Atatürk'le başlatanlar. Evet. Bu soru o şuursuzlara. Bir daha söylüyorum. O şuursuzlara Osmanlı bitmek üzereyken Atatürk'ü çıkarttı. İnönü'yü, Karabekir'i, Çakmakpaşa'yı çıkarttı. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacakken kimi çıkarttı? Cumhuriyet döneminde, Abdülhamit döneminde çıkan çocuklar gibi bir çocuk var mı? yani siyasi anlamda bir kişi var tüm Cumhuriyet tarihinde o kadar başarılı olmuş. O da Tayyip Erdoğan. Evet. Ama o da okumayla değil şeyle. Tamam Allah vergisi hitabeti, zekası, hafızası vesaire. Tabi başarılı bulan bulmayan vardır. Ben de evet. Demişim, siyasi anlamda Türk tarihinin en başarılı adamı Tayyip evet. Erdoğan sonuçta bu tartışmasız. Evet. Tabii ki öyle yani şey. 20 yıldır adam tek başına ülke yönetiyor. Aynen öyle. Ve tek başına ülke yönetiyor yani. Her kademeleri kendisi atıyor. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın atamadığı, tayini çıkartmadığı bir makam var mı? Yok abi. Herkesi ve her şeyi o atadı ya da atamadı. Mustafa Kemal ortaokuldan beridir. Manastır ve Selanik'teki dönemlerinden beridir hep hürriyet, hep namık Kemal, hep özgürlük, hep savaşların bitmesi bu bir Osmanlı subay talebesi, subay adayı ve bütün hayatı Osmanlı'yı kurtarmak hayalleriyle geçmiş. Yunan Savaşı'nı görmüş. 1897 henüz askeri okul öğrencisi. 99'da harp okulunda okuyacak. Daha lise öğrencisi. Kendisi diyor ki Yunanlılarla savaş yaptık diyor. İnanılmaz bir coşku vardı bizde Selanik'te diyor. İnsanlar coştu. Askeri okul öğrencileri gaza geldiler diyor. Ben bile diyor, daha çocuk bilesi oradan. Niye gitmedin, tutan mı vardı derler diye söylüyorum. Daha lise bir öğrencisi. Ben bile diyor yazsalar, beni alsalar diyor. Milis kuvvetler olarak diyor askeriyeye gidecektim. Seferberlikte Yunanlarla savaşmaya gidecektim diyor. Enes, lise bir talebesinin hatıralarından bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Savaşı diyor günlük takip ettik diyor. Askeri okulda olduğumuz için diyor. Sivil halktan bir farkımız vardı diyor. Cepheden sıcak haberler alabiliyorduk ve biz bunları sınıfta değerlendirebiliyorduk diyor. Komutanlarımızın, bizim diyor dersimize gelen komutanların, askeri okullara konferans vermeye gelen kurmay komutanların yönetmiş olduğu bu savaşı cephe cephe siper siper diyor öğrendik. Neler yap yapılırsa galibiyet geleceğini, neler yapılmazsa mağlubiyet olacağını bize öğrettiler diyor. Ben de askere gitmek istedim diyor. Ama beni beni almadılar. Ufaktım, çocuktum diyor. Yani o Demetoka Savaşı 1897 Türk-Yunan Savaşı'ndan bahsediyor. Bu savaşta Atatürk öğrenci kazanmışız. O gün diyor askeri okulda bir bayram vardı diyor. İnsanlar diyor mutluluktan birbirlerini kucaklayıp ağlıyorlardı diyor. Ben de çok sevinmiştim. Çünkü diyor Türk ordusu Yunanlılara karşı Ezip geçmişti. Eğer isteseydik diyor, Selanik'e kadar girecektik. İsteseydik. Selanik'e kadar gidip Yunanlıları ortadan kaldıracak, Yunan Devleti'ni bitirecek gücümüz vardı diyor. Fakat dış güçler, büyük kuvvetler, İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika'sı, işte o günkü dış güçler kimse. Gene bir dış güçler var ha, dış e milletler. Atatürk dış güçler diyor. Dış güçler diyor. Geldiler padişaha baskı yaptılar diyor. Padişah bu baskıya göğüs geremedi diyor. Düşmanların, düşman benim eklemem o düşman demiyor. Şey diyor Avrupalı devletlerin diyor. Sonraki zamanlarda Mustafa Kemal'in savaşacağı ülkeler yani Avrupalı devletler diyor ağırlığını koydular. Ve Türkiye'nin Osmanlı'nın Yunanistan'ı içine kadar girmesini Atina'ya kadar girmesini engellediler diyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? o günle bugün arasında bir bağlantı kurayım mı? Çok güzel bir şey. Mustafa Kemal bize pas attı. Biz de golümüzü atalım. Dış güçler ne yaptı Abdülhamid'e? Baskı yaptı ve dediklerini yaptırdılar. 21 Temmuz 1905 tarihinde Mustafa Kemal yüzbaşıyken yani Yıldız Hamidiye Camii'nde Abdülhamid Han'a bir cuma namazı çıkışı Ermeni bir bomba uzmanı şerefsiz bir adam Edward Joris şu an resmi karşınızda Edward Joris bir bomba düzeneyi hazırladı ve Abdülhamit Han'ı faytonuyla birlikte havaya uçurmaya çalıştı. Abdülhamit Han o faytona binmedi. Türlü hikayeler, konumuz o değil anlatmayacağım. Türlü hikayelerden sonra yerde o patlamanın sonucunda 70 santimlik bir çukur açıldı. 80 kilo, 80 küsür kilo topun kendisi, bombanın kendisi. 50 kişi yaralandı. Onlarca kişi öldü. Atlar parçalandı. İşte bu olaydan sonra Ser Hafiye, Yıldız Hafiye Teşkilatı'nın başındaki Ahmet Celalettin Paşa benim sevgili kardeşim. Ama ne yakıştı? Bak zaten şu an fotoğrafı da önümüzde. Cem Uçan oynadı. Ahmet Celalettin Paşa'yı. Bak şimdi dur şöyle yapalım. Cem Uçan'ı şuraya koy. Koydun mu? Bir de gerçek Ahmet Celalettin Paşa'yı buraya koy. Aralarında yüz benzemezlik var. Çok çirkin bir adamdır Ahmet Celalettin Paşa. Araştırdı ve Edward Joris'i buldu bu olayda kimin parmağı var, kimin parmağı yok hepsini öğrendi. Sonra yakaladığı Abdülhamit Han önüne çıkarttı. Beni tanıyor musun dedi. O da dedi ki tanımama gerek yok sen kötü bir adamsın öldürmek istedim. Vesaire vesaire. Sonuçta Devlet Ali Osman'ın mahkemelerinin, özgür mahkemelerinin vermiş olduğu kararla Edward Joris'e idam kararı çıktı. İdamı yerine getirmek üzere hapse atıldı. Tam bu esnada Enes 8 tane dış ülkenin, Avrupalı ülkenin büyük yerçisi, Yıldız Sarayı'na geldiler. Abdülhamit Han'la konuştular. Ve dediler ki o bombacı Edward Joris'i bize vermezsen 8 ülke Osmanlı'ya savaş ilan edecek. Gel de verme abi. Evet. Abdülhamit Han da bu tehdidi göze alamadı. Bu ciddi bir tehdit değil mi? Evet baya hem de. Bunu göze alamadı ve Edward Joris'i teslim etmek zorunda kaldı. Tamam mı? Tamam rekar tamam, tamam Üzerinden 110 sene, 115 sene geçti. 100, 119 sene geçti. 2024 yılında belki de 23. Osman Kavala isminde gezici bir adamı hapse attılar. Türk mahkemeleri Osman Kavala'yı vatana ihanetten suçlayıp ceza verdi. Yine aynı 8 ülkenin büyük elçisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne protesto bildirdi. Ve dediler ki Osman Kavala'yı serbest bırakın. 120 sene önce Abdülhamid'e istediklerini yaptırmıştı bu 8 ülke. 120 sene sonra yine o 8 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala'yı serbest bırakın diyen 8 ülkenin büyükelçisini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklarında persona non grata istenmeyen adam ilan etti ve 48 saat içinde ülkemden defolun dedi. Sizi bu topraklarda istemiyorum defolun dedi. Bunun üzerine bu 8 ülkenin büyük açısı toplandı. Külliye'ye gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılık bildirisinde bulundular ve Türkiye'yi kınama bildirini geri çektiler. 120 yılda bak neler olmuş. Ama kış kışlığını puş push puşluğunu yapar. O 8 ülke yine yapacağını yapmaya çalışıyor. İşte Mustafa Kemal'in çocukluğu ve gençliği Avrupalıların baskısı altında ezilen Türkiye'de geçti. Psikoloji yanla savaşı yeniyorsun, içeriye girmemizi engel oluyorlar. Bu duygular Mustafa Kemal'de isyan duygularına sebebiyet verdi. İsyan etmez misin? Evet. Ben ederim. Yani Süleyman Demirel'in Ermenistan, Azerbaycan olaylarında Ermenistan'dan taraf olması beni çok kırmıştı. Çok isyan etmiştim ben. Azerbaycan'dan yana değil, Ermenistan'dan taraf olmamız, intifada Filistin'den değil, İsrail'den yana. Türkiye öyleydi bir aralar. İsrail'den yanaydık, Ermenistan'dan yanaydık. Recep Tayyip Erdoğan'la rota değiştirdiiz Türkiye. Biz önceden Ermenistancıydık. Karabağ olayları çıktı, Türkiye Ermenistan'dan yana oldu. İsrail Filistin olayları çıktı, biz İsrail'den yana olduk. Toprak bütünlüğü falan dedik. Bugünlerde Türkiye rota değiştirdi ve gerçek yolu buldu. İşte Mustafa Kemal ortaokul ve lise yıllarında böyle bir hayat yaşadı. Lise yılları Mustafa Kemal'i niye anlatıyorum bunu üniversitede aynılarını yapacak çünkü. Lise yıllarında Mustafa Kemal yasak yayınlar okuyor Enes. Namık Kemal'ler okuyor. Arkadaş Namık Kemal yasak mı? Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi. Kralı muhail ise azmimize ten kafesi. İnledikçe eliminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor bak budur Allah sesi mahveder kendini bülbül bile hürriyet için çekilir mi bu bela bu alimi pür mihnet için din için devlet için can çekişen millet için Azme hayil mi olurmuş bu çürükten kafesi memleket bitti yine bitmedi hala sen ben bize bu haliyle olmaz bizden büyük düşmen deste adadayız Allah için ey ehli vatan yetişir artık terk edelim gayri hevai hevesi diye namık kemal'in nesi yasaklı sorma sistem yasaklamış peki neden yasaklamış e çok hürriyetçi abdülhamit yönetimine karşı çıkıyor şimdi böyle bir yasa yasak ya bu kadar işte yani yasak bir şey söyleyeceğim sana bugün harp okulu öğrencilerinin birinin elinde Salih Mirzabeyoğlu'nun İbda İslam Büyük Doğu akıncıları İbda'nın kurucusu olan Salih Mirzabeyoğlu'nun ya da Put Adam kitabı var Necip Fazıl'ın. Yasaklı kitaptır. Harp okulundaki bir öğrencinin Enes gizli gizli sınıfların kapalarını kapatıp içeride Osmanlı Devleti'nin resmi legal yönetim sistemi olan monarşizmin tam tersi olarak cumhuriyetçi ve demokrasi demokratik toplantılar yapsalar yaptılar ya Namık Kemal okudular ya Mustafa Kemal sistemin yasakladığı kitapları okuyor. Yasak ya. Bugün de put adam yasak. Salih Mirza Beyoğlu, İslam Büyük Doğu ibda'yı Kur'an, Salih Mirza Beyoğlu yasak. Sivile yasak değil, askere yasak. Namık Kemal de sivile yasak değil, askere yasaktı. Bu askeri okul öğrencilerine yasak. Mustafa Kemal sınıflara girip toplantı yapıp bu kitapların bu kitapları çoğaltıp el yazıp dağıtıyormuş. Bugün, bugün İbdacı, Cumhuriyet düşmanı, Monarşizm hayali kuran, Atatürk düşmanı, şeriatçı, ibda kitapları okuyan, put adam kitabını dağıtan bir askeri okul öğrencisi bulunsa ne olur? Atılır abi. Sırf atılır mı? Hapse girer. Hayatı karartılır. Çoluğuna çocuğuna kadar dosyası incelenir. Mustafa Kemal ne olmuş? Ne olmuş abi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ceza almamıştı seyirken. Ceza almamış. Sadece öğretmeni, müdürü ben bunları görmedim, kaldırın buradan demiş ve ceza vermemiş. Bu Mustafa Kemal, lise yıllarında bu duygularla büyüyen Mustafa Kemal, askeri harp okuluna da, İstanbul'daki harp okuluna da bu duygularla girdi. Hürriyetçi, itilafçı, birleşmeci, iddihatçı Mustafa Kemal, 1900 yılında 2. sınıfa, 1901 yılında 3. sınıfa giderken cemiyet kurdu. Askeri okul öğrencisinin bir dernek kurması ne demektir Enes? Yasak. Harp okulu yemin töreninde yemin törenini yaptıktan sonra 50 tane öğrenci kılıç çektiler soruşturma yiyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur yanlıştır. Kılıç çekeni savunmuyorum. Haklarında soruşturma açanları savunmuyorum. Olayı anlatıyorum. Kılıç çektiler soruşturma yiyorlar mı? Yiyorlar. Muhtemelen bir kısmı askeriyeye başlayamayacak bile, evet. atılacaklar. Meslekten atılacaklar evet. bazıları. Bırak kılıç çekmeyi, bu adamlar sistemin ve padişahın aleyhinde faaliyetler yapıyorlar. Üstelik devletin üniformasını giyerek, üstelik devletin kapalı sınıfların içinde yapıyorlar bunları. Bir gün askeri okullar müfettişi genel komutanı İsmail Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın okuduğu harp okulunda zararlı fikirlere sahip olan askeri okul öğrencilerinin toplantılar yaptığını, zararlı neşriyatları birbirlerine dağıttıkları ve dernekler kurduklarını, buna da okul müdürü Rıza Paşa'nın razı olduğunu, göz yumduğunu söyleyen bir rapor sunuyor saraya. Rıza Paşa savunma veriyor, zinhar diyor. Benim okulumda yoktur böyle bir şey, yapmıyor öğrenciler diyor. Ay yuka çıkıyoruz saraya kadar gidiyor. Bugün harp okulunda, okulu, kara harp okulunda Mustafa Kemal kara harp okulu öğrencisiydi, piyadeydi. Kara harp okulunda çocuklar kapalı toplantı salonlarının toplantı yapsınlar, dergi çıkarsın, dergi çıkartsınlar, elden ele dergi dağıtsınlar. Yastık altlarında İp Salih Mirza Beyoğlu'nun kumandanın şeyleri olsun, kitapları olsun zararlı neşriyatlar olsun. İmam Humeyni'yi anlatan, İran devrimini öven aklıma geldi. Kitaplar öğrenci elinde olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? O okulda görev yapan bütün komutanlar sürgüne gönderilir. Ve o okuldaki bütün öğrenciler soruşturmaya alınır şu an. Okul tamamen değişir. Okul müdürü de değişir. Herkes sürgüne gider. Rıza Paşa der ki yok öyle bir şey. Ben yapmıyorum ya. Yaptırmıyorum izin vermiyorum. Ve bir gün sarayın baskısı üzerindeyken İsmail Paşa genel müfettiş Rıza Paşa'yı eleştiriyorken bir gün Mustafa Kemal kendi anlatıyor. Nerede anlatıyor? Kaynak vereyim mi? Aha burada anlatıyor kardeşim. Al. Atatürk kendini anlatıyor. Niyazi Akşit'in kitabında. İlhan Akşit. Şey. Niyazi Akşit onun e, Akşit kitap yazandı. Tarih kitabı yazandı. İlhan Akşit. Milli Saraylar Müdürü. 1981 darbenin gölgesinde yazılmış. Kenan gölgesinde yazılan bir Atatürk, Atatürk kitabında. Diyor ki bir gün veterinerlik sınıfında, harp okulunda veterinerler de var. Atlar falan var ya. Bir gün veterinerlik sınıfında e, ders yokken kapıları kapattık bir sınıfta. Dışarıda gözlemci de bulundurduk. E, çoğaltıyoruz. Dergileri yazarak çoğaltıyoruz diyor. Ve kendi aramızda şiirler okuyoruz diyor. Kapı açıldı diyor. İçeriye Kara Harp Okulu Genel Komutanı Rıza Paşa girdi diyor. Girebilecek en kötü adam. Düşünsene Genel Kurmay Başkanlığı yapan, Bugün de Milli Savunma Bakanlığı yapan bir adam var Hulusi Akar. Hulusi Akar tüm generalken doğuda bir askeri kışlayı denetliyor. Gece yarısı giriyor ve nöbet odasında uyuyan iki askerle kafa kafaya koyup uyuyan iki askerle fotoğraf çekiyor. Denk gelebilecekleri en kötü zamanda uyumuşlar. <laughs> o askerlerin yakalanabileceği en kötü şey o, o işte. Nasıl uyuyor askerler? Mustafa Kemal de bu Hulusi Akar'ın yakala, yakaladığı askerler gibi zararlı ve kötü bir şey yaparken o günkü okul kuralları gereği kötü bir şey yaparken yakalanıyor. Rıza Paşa bütün dökümanlara bakıyor. Ne yaptıklarını görüyor. Sonra diyor ki kaldırın derhal bunları. Bir daha bunları görmeyeceğim diyor. Sonra bunları alıyor, ellerinin alıyor ve gönderiyor. Birkaç günlük hücre cezası veriyor ve gönderiyor. Bugün olsa ne olur? Bunun hapse mi giriyorlar yani abi? Bir iki günlük öğrenci koğuşuna öğrenci hücre koğuşuna giriyorlar. Peki şey muhabbeti var bilirsin işte. O olayla sorgulanmış Yıldız Sarayı'nda hani Abdülhamit de kulağını dayayarak dinlemiş Atatürk'ü. Şey, Böyle diyen tarihçiler de var. Bardak da koymuş değil mi? Bardak şey de duvara. Koyayım. Yıldız Sarayı'nda sorgulandığı doğru? Yani Abdülhamit'in etkisi ne abi Atatürk'ün hapse girmesinde? Hiçbir şey. Abdülhamit Mustafa Kemal diye bir adamı tanır mı ya? Mustafa Kemal Yüzbaşı Suriye'de ardından Selanik'te. Abdülhamit 4 milyon kilometre karenin padişahı ya. Ki o zaman öğrenci bir de. Tabi tanır mı yani Mustafa Kemal? Mustafa Kemal kim? Şunu demedi mi? Sen ha sen geldin. Nihayet geldin ha. Taşlatma bizi. Linçletme. Yani bunlar bir mahallenin büyükleri tarafından söylenilen sözler. Bizi linçletme. Bizi herkes linçliyor zaten. Taşlıyor. Mustafa Kemal Ardından 1905 yılında yüzbaşı olarak mezun oluyor. Fakat bu arada atlamadan gidelim. Fransızcaya merak salıyor ve Fransızcayı çok ilerletmek istiyor. Çok iyidir ha Mustafa Kemal'in Fransızca. Harikadır. Hatta bilmem ben değerlendirecek bilgim yok o yüzden bilmem diyorum. Ana dili kadarmış Fransızcası yani espriler yapabiliyor yani. Dünya küsün kanı. O günlerde şiire merak salıyor. Ömer Naci diye bir arkadaşı var. Bunu şiire yönlendiriyor. Komutanlarından biri diyor ki bak Mustafa, senden iyi bir asker olacak. Böyle şiire gönül verip gönlünü yumuşatma. Bak o zaman iyi asker olmazsın. Yani şair adanın iyi asker olmaz. İyi asker şair olmaz. Yapma kendini öyle kaybettirme diyor. Diyor ki zaten hatıralarında diyor ki zaten Ömer Naci daha sonra şair oldu. Askeriyeliği bitti sonra öldü zaten diyor genç yaşta diyor. Kendini heba etti diyor. Sonra şiir bırakıyor. Siyasetle, politikayla, tarihle, tarihi çok seviyor. Coğrafyayla ve en çok da matematikle. Çok iyi matematik diyor ki matematik diyor benim bir aralar ya acaba matematikçi mi olsam diye düşündüğüm bir şey diyor. Yani ne kafın, ne zekaya sahipmiş? Sayısal zekaya. Sayısal zekaya sahipmiş. Neydi senin? Ben sözel zekaya sahibim. Hayır bir şey diyorsun ya canlı yayınlarda. Ben mateistim. Ha mateist. Evet ben mat matematiği inkar ediyorum mateistim. Ama o matematiği çok seviyor matematiği. Ve matematik hocası Mustafa Sabri Efendi onu ilk keşfeden Kemal adını veren var mı Mustafa Sabri? Evet. Harp okulunda öğrenciyken çok ciddi anlamda derslerini asılıyor. 1902 tarihinde Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra 20. olarak ilk 20'ye girerek harp akademilerine kalıyor. Bunun bugünkü Türkçesi şu. Üniversiteyi bitiriyorsun, lisansı bitirdin, sınava girdin, yüksek lisans ve doktora eğitimini kazandın gibi düşün. Harp okulu üniversite, Harp Akademisi de doktora eğitimi veren kurum gibi düşün. Mustafa Kemal Teğmenli, Teğmen rütbesini takıyor. Önce Çavuş sınıf başkanı, ardından Teğmen. 3 yılda harp okulunda okuyarak yüzbaşı, kurmay yüzbaşı, erkan Harbiye e, subayı, kurmay yüzbaşı olarak mezun olmak için 3 yıl daha okuyacak. Takvimler 1902'yi göstermekte. Vazgeçmiyor. Hala hürriyet diyor, itilaf diyor, ittihat diyor, namık kemal diyor, kitaplar diyor. Yılmıyor. Ve ısrarla her defasında okul yönetimi hakkında jurnal almasına, jurnal istihbarat demek, hakkında şikayet almasına rağmen ne Mustafa Kemal'i ne de Mustafa Kemal'in yanında bulunan arkadaşlarını atmıyor harp okulundan. Niye böyle bir ısrar var? Bir şey söyleyeyim mi sana? Osmanlı Devleti'ndeki fikir hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 15, 25, 35, 45 kat daha iyi. Ya yani bir kere fikir hürriyeti olan ülkede 5816 olmaz abi. Aynen öyle. Eleştiremiyorsun bile. Eleştiremiyorsun bile karşına paganist putperestler çıkıyor. Mustafa Kemal 1903 yılında harp akademilerinin birinci sınıfına giderken sınıf başkanlığıyla birlikte artık şiirden uzaklaşmaya, askeri derslere ağırlık vermeye başlıyor. Niye? takmış rütbeyi, maaşını da alıyor. Artık yeter de. Edebiyat, tarih, tamam matematik de artık tam belli. Yaşın olmuş 21, olmuşsun Teğmen. 1902, yaşın 21, Teğmen'sin artık. Daha da uzatmaya gerek yok. 1902, 1903, 1904 böyle geçiyor. 1905 yılında yüzbaşı olarak okuldan mezun oluyor. O günlerde de tıpkı bugün gibi Okuldan mezun olma ile tayininin çıkması arasında birkaç ay var. Hemen çıkmıyor. Bir tatile gidiyorsun, birkaç ay hava değişimi yaşıyorsun. Bilmiyorum bugün ne kadar bekliyorlar. Yani okuldan mezun bir öğrenci atanmak için, bir tayinin çıkması için ne kadar bekliyor bilmiyorum. Ama o, o, o günlerde birkaç ay bekliyorlarmış. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Harp Akademisi'nden yüzbaşı arkadaşları, kurmay yüzbaşı arkadaşları, Memleketlerine dağılmıyorlar. Yani biri Selani atıyorum. Biri Gümüşhane'ye, biri Samsun'a gitmiyor. İstanbul'da kalıyorlar. Ve Beyazıt'ta kiralık bir ev tutuyorlar. Niye gitmiyorlar? Neden abi? İstanbul'dan sen köyüne döner misin? Selanik köy değil bu arada. Selanik ha, gene şehirde İzmir büyüdü, değil mi gibi o? muhteşem bir şehir. Niye dönmüyorlar peki? Çünkü burada tırnak içinde o günkü zihniyetle söylüyorum. Muzır, yaramaz, zararlı, bölücü faaliyetleri evden devam ettirmeye çalışıyorlar. Nasıl bir inat? Devlet atmamaya çalışıyor. Devlet memurları ama devletin karşısında faaliyet gösteriyorlar benim gördüğüm. Devletin ve Abdülhamit Han'ın değişmesi, devlet sisteminin değişmesi, Abdülhamit Han'ın değişmesi anlamında faaliyetler gösteriyor. O zaman benim gördüğüm Mustafa Kemal'in bugün şeriat isteyen ve bunun için çabalayan bir devlet memurunun o gün farkı yok. Gizli örgüt evi kuran kiralık evlere çıkıyorlar ve orada faaliyetler yapıyorlar. Kiralık ev, bir ev kiralayıp evde faaliyetler yapıyorlar. Gizli örgüt evi deniyor o şeye, o evlere bugün. Gizli örgüt evini kim diyor? Televizyondaki haber spikeri diyor. Peki gizli örgüt evi denilen evde yaşayanlar için burası ne diye sorsa ne diyecekler? Örgüt mensupları. O ev ne? Örgüt evi. O spikerin kötülemek için yaptığı bir kelam. O adamlar bizim evimiz burası diyecekler, yuvamız diyecekler, faydalı bir şey diyecekler. Şimdi Mustafa Kemal dedim ya az evvel bölücü faaliyetler içerisinde. Mustafa Kemal bölücü faaliyet içinde değil. Hiçbir şeyi bölmek de istemiyor. Şimdi o tuhaf kanunla karşımıza birileri çıkar. Anlamayan geri zekalılar müdahale etme. Anlamayan geri zekalılar için bunu açıklamak zorundayım. Kanun var bölücü faaliyetlerken o günkü istihbarat ve jurnalin gözü gözünde, devlet sisteminin gözünde, ne zor değil mi? Kelimeyi açıklamak. Bölücü faaliyetler. Yoksa Mustafa Kemal'in bir şeyi bölmek gibi bir niyeti yok. Kurtarmak gibi bir niyeti var. Kendince. Kendince. O taraf bölücüsün diyor, bu taraf ben kurtarıyorum diyor. Kiralık bir ev var. Ve bu kiralık ev yapılan bir ispiyonla basılıyor. Atatürk'te hatıralarında bir ispiyonlamış diyor bizi diyor. Şikayet etmiş diyor. Ev basıldı diyor. Bütün dökümanlara haber ben bunu bir televizyon kanalında haber olarak dinlesem şey der. Ordu içerisinde zararlı ve bölücü faaliyetler yapan bir takım subay namzetleri, subay ada, adayları bölücü dökümanlarla birlikte ele geçirildi diye haberini yaparlar. Mustafa Kemal'in evi basılır. Elindeki bütün dökümanlar yani bölücü faaliyet dokümanları. Ne o biliyor musun? Hürriyet nasıl olacak? Demokrasi nedir? Janjak, Ruso, Namı Kemal. Cumhuriyete giden yollar bunlar. Bugün bize bu sıcak geliyor mu? Geliyor tabii. Sana geliyor mu? Geliyor abi. Peki bugün bir tane yüzbaşı, yüzbaşılarla toplanmış. Bir tane ev tutmuşlar derince de. Evinde çıkan araştırmada, yapılan araştırmada İmam Hümeyni'nin İran şeriat devrimi, Arabistan'ın şeriatı, Mısır'daki darbe, efendim Esatçılar, e, Hizbut Tahrir, El Kaide, IŞİD dokümanları sıcak geliyormuş şimdi. Gelmiyor tabii ki. Gelmiyor. O günkü düşünce işte böyle. Tam tersi gibi düşünmek lazım. Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarının hapse atıyorlar. Birkaç ay tutuklu olarak hapiste kalıyorlar. Birkaç ay. Birkaç ay. Bu arada alıyorlar, Yıldız'a götürüyorlar Yıldız Sarayı'na. Şimdi Yıldız Sarayı'na Abdülhamit Han orada yaşıyor diye götürmüyorlar. Yıldız Sarayı sen benimle gelmedin ki sana oraları gösterelim. Yıldız Sarayı'nda zaten şu an dostlarımızın önünde Çit Kasrı ya da Set Kasrı diye bir kasır var uzunlamasına. Selamlıkla harem kısmını birbirinden ayıran uzunlamasına dikdörtgen oda oda içinde, oda oda içinde, oda oda içinde tek odalı bir yer. Set Kasrı. Orası Ahmet Celalettin Paşa önderliğindeki teşkilat, Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın karargahı. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları MIT binasına götürülüyor. MIT'e götürülüyor yani. Ankara'da alınıyorlar, Ankara'da MIT'e götürülüyor. MIT elemanları onları denet soruşturacaklar. Bu kadar. Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın bağlı bulunduğu Çit Kasrı'nda uzunlamasına bir odada soruşturuluyor. Ona ajanlar şeyi soruyorlar, kimle faaliyet halindesin, niye bunları okuyorsun, amacınız ne vesaire. Birkaç ay hapse atılıyor. Birkaç ay hapiste olan insanların rütbeleri sökülür. Ne olur olan? yüzbaşı bunlar. Ya Osmanlı sökmemiş beyniz. Osmanlı bunları hapisten çıkartmış, kuraya tabi tutmuş, bir kısmını sürgüne göndermiş. Mustafa Kemal'i de Suriye Şam'a, Suriye Şam'a bölük komutanı olarak, kol ağası olarak, yüzbaşı olarak tayini çıkarttırmış ve göndermiş. Şimdi bir soru abi. Normalde Osmanlı'da biri atandı, bir asker atandı diyelim. Evet. Ne kadar süre orada kalması gerekiyor? 5 sene orada kalması gerekiyor. Mustafa Kemal ne kadar kalmıştı orada? 2 sene orada kaldı. Peki 5 senelik görevi 2 senede Mustafa Kemal nasıl bitirdi? Bunu sonraki programda konuşalım mı abi? Öbür programda konuşuruz bunları. Yani, 5 yıllık, 5 yıllığına gittiği bir şehirden 2 yıllığına nasıl gitti? Selanik'e gittiğinde nasıl 4 ay rapor aldı, sağlık raporu. Öğretmenler de, memurlar da rapor almıyorlar mı tatile gitmek için? Alıyorlar. Mustafa Kemal de Şam'da görevliyken, tatilde Selanik'te, tatili bitmek üzereyken bir 4 ay daha rapor alıyor. Nasıl oluyor bu işler? Öbür programda konuşuruz. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal yatsın kalksın dua etsin Osmanlı zamanında yaşadı. Mustafa Kemal bugün yaşıyor olsaydı var ya değil yüzbaşılığı, teğmenliği göremezdi. Atılırdı harp okulundan. Harp okulun birkaç ay tutuklu kalan bir adam Şam'a yüzbaşı olarak gönderiliyor. Osmanlı'nın bu bonkörlüğünü ne kadarı Türkiye'de var? Hiç yok abi. Bu ülkede hanımının başı kapalı diye yüzlerce subay, bu ülkede namaza gidiyor diye yüzlerce subay, bu ülkede gümüş yüzük takıyor diye yüzlerce subay atıldı harp okulundan. Dostlar işte Osmanlı işte Türkiye her rahat rahat. Tabii kanundan da korkarak ama. Korkuyor musun? Yani daha yargılanmadığım için ben pek biraz daha rahatım. Ben gider. korkuyorum. O yüzden çalıyı dolaşmak istiyorum. Buradan şunu da söylemek lazım ama. Bazı eleştirenler oluyor işte şu kanundan korkuyorsun işte bazı tarihçiler var biliyorsun o kanundan pek de korkmadan konuşan vardı vefat etti. Hep onunla kıyaslıyorlar ama şunu belirtmek lazım. Biz suç işlediğimizde içeriye giriyoruz. Evet. Bizim deli raporumuz yok. Kendi isteyerek veya istemeyerek alınmış bir deli raporumuz yok. Biz herhangi bir kanunla ilgili bir şeye takıldığımızda Hapse giriyoruz ve acil evet. para cezası alıyoruz. Bununla yargılanmayan insanlarla bizi kıyaslamayın lütfen. Değil Bir mi abi? de onun ben eğer çalışmaz ve üretmezsem benim ailem çocuklarım aç kalır. Onun mal varlığının yüzde 10'u bende olsaydı. Yüzde onu onda biri. Yani rahmetli üstadın mal varlığının onda biri bende olsaydı daha cesur olurdu. Onun mal varlığı ne kadar yapıyor? Onu, Onu da başkaları hesaplasın. Onu artık. başkaları hesaplasın. Onda birine razıyım. Sevgili dostlar, haftaya Allah izin verirse Şam'dan Selanik'e, Selanik'ten hareket ordusuyla İstanbul'a, ikinci meşrutiyet döneminde bir şey söyleyeceğim. Yıldız Sarayı yağmalandı biliyor musun? Evet. Üç gün. Yıldız Sarayı'nı yağmalayanlar hareket ordusu, hareket ordusu subaylarıydı biliyor musun? Evet. Mustafa Kemal de harekat ordusu subayıydı biliyor musun? Evet, Mustafa, Mustafa Kemal kadar... de bu sarayı yağmalayan hırsızlardan biri mi? Onu bilmiyorum. Bunu haftaya konuşalım mı? O yağma içerisinde Mustafa Kemal var mıydı? Allah'a emanet olun.